Merhaba, ben geldim. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Çünkü bugün hava güneşli. Neden iyi olmayayım? Göz makyajı yapacağım. Bir tarafa gözü daha iri gösterecek bir makyaj yapacağım. Bir tarafa daha küçük gösterecek bir makyaj yapacağım. Ama bunu yaparken dikkat etmemiz gereken konular hakkında bilgi vereceğim. Ondan sonra yaparken artık birkaç konudan bahsederiz. Aklımda yine makyaj deyince eski anılarım gözümde canlandı. O yüzden bununla ilgili kısa bir aramızdan ayrılıyorum. Bununla ilgili birkaç anımdan bahsedeceğim. Şimdi makyaj ne demek? Makyaj ne demek? Makyaj aslında sevdiğimiz, beğendiğimiz yönleri öne çıkarıp beğenmediğimiz ya da sevmediğimiz, çok fazla öne çıkmasını istemediğimiz yerleri geriye itmek. Makyajın amacı bu. Yani biz aslında makyaj yapalım deyince atıyorum dışarıya çıkacağız. Hadi ben biraz makyaj yapayım. Hemen bir eyeliner çekeyim. Hemen bir maskara süreyim. Ay allığım olsun. Aman rujum da olsun. Ay kapatıcım olmazsa olmaz diye bir makyaj yok aslında. Bu tamamen kendimize bir kalıba sokmak diye tanımlıyorum ben. Yoksa sadece bir eyeliner sürerek de makyaj yapmış oluyorsunuz. Çünkü bir makyaj malzemesi kullanmış oluyorsunuz. Sadece bir allık, sadece bir dudak kalemiyle ruj sürmeden de bir makyaj yapmış oluyorsunuz. Yine çünkü geldiğimiz nokta günün sonunda makyaj malzemesi kullandığınız için makyaj yapmış oluyorsunuz. Kural yok. Sadece biz beğendiğimiz, yüzümüzde çok hoşumuza giden, işte ben mesela gözlerimi beğeniyorum ya da göz rengimi beğeniyorum mesela. Gözümü beğenmiyorum ama göz rengimi beğeniyorum mesela. Göz rengimi beğeniyorsam sadece göz rengimi ortaya çıkaracak bir makyaj yapabilirim. Bunun da adı makyajdır. Buraya kadar hemfikiriz. Şimdi ufacık bir saçlarımı geriye alıyorum. Şu da var. İlk konuda söylemiştim. Makyajı en iyi kendinize yaparsınız. Şunu söylüyorsunuzdur. Çoğu böyle makyaj yapan insanları izlediğiniz zaman ay kıza bak ya ne kadar güzel makyaj yapıyor. Tabii ki de yapacak. Çünkü kendini çok iyi tanıyor. Yüzünü çok iyi biliyor. Gözünü çok iyi tanıyor. Dudağını çok iyi tanıyor. O yüzden tabii ki de çok iyi makyaj yapacak kendisine. Ve bunu size tabii ki de beğendirecek. En iyi yeteneği kendinize keşfedersiniz. O yüzden bugün böyle kendimize yine makyaj yapacağız. Makyaja zaten ben hiçbir zaman yüzden başlamam. Zaten çok fazla fondöten kullanmam ama kullandığım zamanlarda da dahi hatta fondöten kullanmasam bile göz altıma sonuçta concealer kullanıyorum. Concealer'ı bile göz altına sürmem. Sadece ilk önce eğer göz makyajı yapacaksam göz üzerime, göz kapağımın üstüne concealer sürüp uygulamamı yaparım. Ondan sonra göz altını temizleyip makyajımı bitiririm. Gerekli diğer işlem yapıp makyajımı bitiririm. Makyajda başta söylemem gereken şu. Şimdi göze efekt vermek diye adlandırıyorum ben. Göz küçültme, daha küçük gösterme ya da gözü daha iri göstermeyi. Göze efekt veriyoruz makyajda. Biliyorsunuz makyajın çok fazla hilesi var çünkü. Gözde efekt vermek, açık renkler her zaman öne çıkartır. Koyu renkler her zaman geriye iter. Bunu kıyafetlerinizden düşünün. Beyaz giydiğiniz zaman daha geniş gözükürsünüz. Geniş... Yani beyaz giydiğiniz zaman daha iri, daha kilolu gözükürsünüz. Koyu renkler giydiğiniz zaman daha da alanı daraltırsınız. Buna buradan örnek verebilirim. Ben gelmeden önce videoya nemlendiricilerimi sürdüm. Biraz emilimimi sağlasın diye. Şimdi fırçayla concealer'ı göz çevreme sürüyorum. Şimdi bazen makyaj yaparken böyle pıt 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 dediğimiz sürme tekniğiyle yaparız. Bazen yuvarlama tekniğiyle yaparız. Bazen de böyle çizgiler halinde yaparız. Kalemi kağıda böyle düz düz çizerseniz o kağıda hangi açıdan bakarsanız bakın düz bir açı göreceksiniz. Eğer yuvarlak çizerseniz yuvarlak bir açı göreceksiniz. Pıt 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 böyle yine dediğim gibi şu şekilde biz okulda pıt pıtlama yöntemi derdik. Buna ne kadar doğru bir terim bilmiyorum. Böyle pıt pıt yaparsanız da daha homojen bir görüntü olacaktır. O yüzden makyajınızda da bunu lütfen unutmayın. Fondöten sürerken de, allık sürerken de eğer keskin bir hat gözüksün istiyorsanız karşı taraftan allığınızı direkt uygulayın. Bu şekilde yukarı aşağı yöntemini uygulayın. Eğer yanaklarınız biraz daha yuvarlak gözüksün, daha homojen gözüksün istiyorsanız allığınızı yuvarlak, farda da aynı şekilde yuvarlak uygulamalarla sürün. Fondötende de aynı şekilde. Bu arada yüze makyaj yapmadığınız için her türlü müdahale yapabiliyorsunuz. O yüzden çok rahat ediyorsunuz. Göz kapağını da şöyle açıp içe doğru ve tekrar dışa doğru şurayı homojen bir şekilde yedirelim. Şimdi biraz
aklıma ilk gelen, makyaj deyince gerçekten aklıma ilk gelen konudan bahsediyorum. Ben o zaman şey diyormuşum, lisedeyim. Lisede değilim o zaman. Üniversiteden mezun oldum. Alsancak Kıbrıs şehirlerinde bir işletmede stajlık tamamlıyorum. MEC Alsancak şubesine eleman alımı yapıyor. Görüşmeye gittim. Kadının bana ilk sorduğu soru şuydu. Hoş geldin. MEC kimdir? Ne? Kimdir? O andaki şokum, o andaki hayal kırıklığımı muhtemelen şu an hala hissediyorum damarlarımda. Ben şey soruyorum işte, nereden biliyorsun, neler yaptın, işte nelerle ilgilenirsin, materyalde şunlar şunlar nelerdir, önemli noktalar nedir falan. Ben bilgi soracak falan sanıyorum, öyle gittim yani. Ders falan çalıştım bir gün öncesinde. Ne kimdir dedi. Aa, muhteşem bir deneyim. Dedim bilmiyorum. Yani kadın dedi ki görüşmemiz burada bitmiştir. Biz önce bizi tanıyan insanlarla işbirliği yaparak araştırma ettim ve o günden sonra bana kimse ben kimim demedi. Mesela Watson'da çalıştım o işletmeden sonra. Watson inanılmaz araştırmaya, Watson kim, nerede kurulmuş, nasıl büyümüş, şöyle böyle nerede. Hiç sormadılar bana Watson kimdir diye. Yani çok alındım. O günden sonra hiçbir işletme sormadı. Sadece bunu soran Mac'ti ve ben Mac'le kaldım. Ha ne olurdu? Oraya girseydim belki böyle eğitmen olamazdım. Bu tecrübelere ulaşamayacaktım. Bu kadar öğrenciyi tanıyamayacaktım. Düşünsene de yani bu yönünde düşünüyorum. Hatta Ali ile bile belki tanışamayacaktık yani. Çünkü öğretmenken tanıştım kendisiyle de. Ama yani insanın da bir aklında kalmıyor değil. Hani girseydim işe ne olacaktı? Bilmiyorum. Neyse hayırlısı. Bu bir anımdı. En az yüzüm kadar büyük. Bir fark aletiyle geldim. Önce kapatıcımı, concealer'ımı dağıtıp sabitliyorum. Şimdi aydınlık göstermek istediğim tarafa ışıltıda uygulayabilirim, simli bir şeylerde uygulayabilirim. Orada özgürüm. Ama koyu göstermek istediğim tarafta da tamamen bir içe kapanıklık uygulamak mecburiyetindeyim. Şimdi önce yerlerimi belirlemek adına gözümün kınarından dışa doğru bir aydınlık uyguluyorum. Komple zemine geçtim. Bu tarafı ise, koyu uygulayacağım tarafı ise tenimden birkaç kat koyu ama çok da göze batmayacak şekilde göz kapağımı koyu uyguluyorum. Ha, ben gözümün ya da göz boşluğumun ayarını nasıl anlayacağım Miket diyorsanız da şu göz mesafeniz var ya, göz pınarınızla göz bitiminiz. O göz pınarınızla göz bitiminizin mesafesini şu orta mesafeye koyuyorsunuz. Eğer bir göz boşluğunuz kadar orta mesafede boşluk varsa siz normal bir göz ayrımına sahipsiniz. Eğer daha uzaksa, eğer bir göz boşluğunuzu araya koyuyorsunuz ve daha göz pınarlarınıza ulaşmıyorsanız, daha da mesafe varsa ayrık bir göze, göz mesafeniz arada küçük kalıyorsa, yani göz pınarlarınıza kadar geliyorsa o mesafe, siz gözleri yakın mesafeye sahip bireylersiniz. Açığa da koyuyu dış bölgesine uyguluyorum. Çünkü gözümü iri göstermek istiyorum. Sürekli bir açıklıkla da bu efekti veremem. Bir yerde koyuluk uygulamam lazım. Ve bu koyuluğu gözüm müsaade ettiği için, göz kapağım müsaade ettiği için dış kısmına uyguluyorum. Eğer şu göz kapağımın dış kısmı müsaade etmeseydi yukarıya doğru da uygulayabilirdim. Bu tamamen göz şeklinle alakalı. Buranızın, şu göz dışınızın müsaade etmesini de kaş alanında gerçekleştireceksiniz. Onu farklı bir videoda anlatırım ama şimdi bir giriş yapmak gerekirse burun kenarınızda göz bitiminize bir kalem koyun ve kalemin dışında kalan kaşlarınızı mutlaka alın. Eğer orayı alırsanız hem daha aydınlık bir görüntüye sahip olursunuz hem de daha aydınlık bir bakışa sahip olursunuz. Çünkü kaşlar ne kadar aşağıya düşerse bakışınız da o kadar aşağıya düşecektir. Şimdi aynı tonu, hiç farklı bir ton değil, bu gözümün, açık göstermek istediğim gözümün üst kısmına uyguluyorum. Burada dikkat etmem
yapmam gereken şey gözümün iç kısmına gelmiyor. Gözümün iç kısmı her zaman aydınlık. Sadece gözümün arka kısmı, bu eyeliner çektiğimiz kısım, işte kirpiklerin daha yoğun gözükmesini istediğimiz kısma doğru ittiriyorum uyguladığım farları. Burada dediğim gibi aydınlık kullanmakta hiçbir sıkıntı yok. Hatta şöyle göz kınarından kaş üstüne de lütfen aydınlığınızı geçin. Kaşın altı da ne kadar aydınlık olursa yine dediğim gibi kaş çizginiz ve bakışınız o kadar aydınlık, homojen hale gelir. Biraz dağıtmak istiyorum. Evet. Tamam. Şimdi koyu kısma artık efekt vermek istiyorum. Burada da efekti bu kadar açmıyorum. Çünkü küçültmek istediğim için, amacı küçültmek olduğu için bu kadar çok açmıyorum. Yani kendinizi küçültmek istediğiniz zaman kürk giymezsiniz. Daha ince kıyafetler tercih edersiniz. Öyle düşünebilirsiniz burada. Koyu ama açılmayan bir koyu kullanıyorum. Yine bakın göz bitimimden yukarıya doğru çıkıyorum. Çünkü bir alan belirlemek istiyorum orada kendime. Ve bunu dağıtıyorum. Far uygularken allıktan aynı şekilde uygulayacağınız yani dağıtmak istediğiniz yere direkt koymamak. Allıkta mesela direkt böyle elmacık kemiğinize koyarsanız o allığı dağıtamazsınız. Ama şu kulaktan çıkan kısma, şu kemik kısmına koyup öne doğru dağıtırsanız dağıtabilirsiniz. Gözde olduğu gibi. O zaman lisedeyim. Bir gün lisedeyim. Bir arkadaşım, normalde çok makyaj yapan bir kız değil. Şimdi kendisine yazmadım, ismini falan aldım, ismini vermeyeyim. Normalde çok fazla makyaj yapan bir kız değil. Ama o gün bir makyaj yapmış, böyle bir şey yok. Muhtemelen sevgisiyle falan buluştuk o zaman. Neyse, kızına da Ayşe olsun. Aa Ayşe dedim, makyajı ne güzel olmuş. Öğretmen arkasını bir döndü. Kadın normal gidiyor. Ben de kıza laf atıyorum hani öğretmen de duysun diye. Bilerek yaptım ama yani öğretmen o kadar tepki verdiği nereden biliyor? Kız neredeyse disipline gidiyordu. Tabii öğretmenin o tepkisinden sonra böyle gülmedim. Ya arkadaşım trip attı falan böyle inanılmaz kötü oldu. Elime yüzüme bulaştırdım yapacağım şakayı. Ama bak yıllar sonra çok güldüm. Bugün böyle düşünüyordum da makyajla ilgili yaşadığım şeyleri. Tabii bize şeyler geldi aklıma. Öğrencilerim, ay hiçbirine izin vermez bu makyaj yapsınlar. Yani okula makyajcı gelsinler, hele dersine. İşte dersinden makyajcı çıksınlar. Oo, oo. Çok gıcık bir öğretmendim galiba. Ama sonradan sevdiler. Hep sonradan gelir aklım başıma. Koyu tarafta dediğim gibi korkmuyorum. Uygulamakta bir kalemle uygulayıp bir fırçayla da dağıtabilirsiniz. Ben far fırçasıyla kullanmayı tercih ediyorum. Burada kirpik dibime uyguluyorum. Kirpiğin altına değil, kirpik dibime ve içine. Üstüne de çekiyorum eyeliner olarak. Şu kirpik dibine kalem çekiyorum. Gözümün rengi inanılmaz açıldı şu an. Burada da mor uygulayayım ama tamamen kirpik dışına. Eyeliner'ı da eğer daha aydınlık bir görünüm elde etmek istiyorsak daha ince çekmeliyiz. Ve göz alanımız müsaade ediyorsa uzatabiliriz. Maskara uygulamadan önce mutlaka kirpiklerimi sıkıştırıyorum, kırıyorum, artık ne derseniz. Evet, öğrencilerime makyaj yapmalarına izin vermiyordum ama ben de, yani ben lisedeyken hiç makyaj yapmıyordum. Sınıfın en çok makyaj yapan kızı Gizem'di. Numarası 3000'di, hepimiz ona 3000 diyorduk. Ama kızın bir ismi vardı tabii ki de, Gizem. Hep çok makyaj yapardı, hep de öğretmenlere şey, hocam hiç makyaj yok, okey benim kendi kirpiğim. Ay Gizem çok seviyorum seni, öpüyorum buradan da canım arkadaşım. Çok da güzel makyaj yapardı, yani biz makyajı lisede, üniversitede öğrendiysek o öğrenip de gelmişti. Göz altına çok akan olduğu için göz altını şöyle temizliyorum.
makyajda gerçekten çok çok önemli. Ne yapın, ne edeyim? Kaşlarınızı taramadan makyajınızı bitirdim demeyin. Günlük makyajınızda bile... Neyle sabitliyorsun? Yok, muhtemelen çoğunluğun da bildiğidir. Şöyle bir jel. Şöyle de yine mikroblading uygulaması gibi bir kaş fırçam var ama bunu mikroblading gibi böyle üçlü yapmıyorum. Çok kalın geldi. Tek sıraymış gibi yapıyorum. Şu boşlukları doluyorum. İnşallah bir gün iğne fobimi yenersem bu uygulamayı gerçeğini yapacağım. Ve böyle makyajdan vakit kazanmış olacağım. Çok hafif, sadece boşluklarını dolduruyorum, geçiyorum. Buradaki maskarayı istediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Ama mutlaka kafanız yukarıda olsun. Üste bulaşırsa da hiç dert etmeyin, bırakın kurusun. Sonra kulak çubuğuyla, papikle alırsınız. Hiçbir şekilde de makyajınız bozulmaz. Bazı kadınlar özellikle bulaştırıyor bu arada. Çok seviyorlar. Böyle dağınık görüntüsünü. O yüzden herkesin tercihine kalmış. Bu tarafta tamamen dışa doğru uygulamak istiyorum. Makyaj yaptığınız alan var ve alanın dışını ne kadar aydınlatırsanız o kadar o makyaj yaptığınız alanı ön plana etmiş olursunuz. Konsealer'ı bu şekilde uyguluyorum. Ben normalde de dediğim gibi fondöten kullanmadığım için konsealer'ı şöyle şuralara kadar dağıtıyorum ki cildimle bir eşitlik sağlasın. Çünkü fondöten kullanmadığım için sadece göz çevremi sürersem çok kötü oluyor. Bunu bir evde deneyin. Böyle hiç korkmadan. Ya bunda koyu bir renk olmadığı için bunda korkulacak hiçbir şey yok. Böyle bayağı kaş çevrenize, kaş hattınıza şöyle aydınlatıcı sürdüğünüz elmacık kemiklerinize, şakaklarınıza konsiller uygulayabilirsiniz. Kullandığım için bakın göz rengim nasıl ortaya çıktı. Bir gün renkleri konuşuruz ama çok da böyle teorik kısmıyla da çok sıkmak istemiyorum sizi. Ama mor kullandığım için göz rengim nasıl ortaya çıktı? Siyahta bile bu kadar çıkmıyor. Işık bulması lazım. Ama mor kullandığım zaman, mor tonları, kahve tonları kullandığım zaman ışık vursa da vurmasa da o göz rengi ortada. İşte bir gözüm daha küçük, bir gözümü daha aydınlık göstermek istedim. Benim gözüm zaten iri bir göz. Hani bunda... Ama iri bir göz diye ben her makyajımda da küçültme yapmıyorum. Seviyorum çünkü o iri iri bakışları. Gözlerimle hitap etmeyi. Bunu sevdiğim için makyajım, videonun en başına söylemiştim. Makyaj sevdiğimiz, beğendiğimiz bölgelerimizi ön plana çıkarmaktır. O yüzden bu olduğu için makyajın amacı mutlaka ben kendim nasıl iyi hissediyorsam öyle. Gözüme küçük efekt vermek istiyorsam küçük efekt vererek makyaj yapıyorum. Şimdi şu siyah bir ekran olduğu için nitekim yüzümü kapatıyorum. Yüzüm kadar büyük olduğu için. Şöyle kapatıyorum. Bir de buraya tutalım. Umarım bilgilendirmem doğru olmuştur. Umarım işinize yarar bilgiler verebilmişimdir. Bu kadar benim makyajım. Kendinize iyi bakın. Kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın. Ay çok şey oldu orası ama neyse. Bir dakika, ona gülüp geçmem lazım. Çünkü takılı kaldım şu an orada.